Eski Evrenseki Belediye Başkan Yardımcısıyım ve şu anki bulunduğumuz bölge Evrenseki ile pardon Evrenköy ile İncilipınar arasındaki Şamada Köprüsü'nün oradayız arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz malzemeler maalesef dere kenarına dökülmüş ve çok üzgünüm. Yani bu insanlar bunu göndermiş ama bazı arkadaşlar bunları getirmiş, gördüğünüz gibi etiketli bir şekilde derenin etrafına tamamen serpiştirmiş. Yani çok büyük bir üzüntü içindeyim. Bu malların buralara dökülmesi yazık, günah değil mi arkadaşlar? Yani eğer bu malları özür dilerim, yangınzedeler kullanmıyor ise bile bunları birer hayır kurumuna verilip kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani yazık bu mallara, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi sıfır malzeme. İkinci el olan malzemeler var, perdeler var, çocuk oyuncakları var, her türlü malzeme içerisinde var, çantalar var, çoraplar var ve maalesef gördüğünüz gibi hepsini buraya dökmüşler. Yani bunu yetkililerin bu malzemeleri, dökenleri bulmalarını istiyorum. Yazık günah bu mallara. Şu anda Evrenseki Mahallesi ile Kılıca Mahallesi arasında İncirlipınar mevkiinde bulunuyoruz. Arkamızdaki köprüyü de burayı bilenler hatırlayacaktır. Hemen yukarıda da İncirlipınar mezarlığı var. Şu an burada neden bulunuyoruz? Bir ihbarı değerlendirdik. Buraya geldik ve Manevra'da Türkiye'nin değişik yerlerinden yangın sonrası çok sayıda yardım geldi. Allah razı olsun Türkiye'ye. Felaket ve afet karşısında nasıl birleştirdiğini, tek yumruk olduğunu gösterdi. Ama bu yangının ardından bu güzelliklerin yanı sıra hatta ve hatta traktörü yanan bir vatandaş gönderilen traktörü benim imkanım var, kendim alırım diyerek geriye iade ettiği birçok olaya şahit olduk. Benim dolabım var, dolabı olmayana ver. Benim ocağım var, ocağı olmayana ver. Benim annem babam var, benim kardeşlerim var. Ben onların yanına giderim. Onlarla birlikte yaşantımı sürdürürüm bir süre. Ama bu yaşantısını sürdüremeyecek komşularımız var, arkadaşlarımız var diyen insanların yanı sıra hayvan pazarında hayvanları ölmediği halde hayvan kuyruğuna giren, saman pazarında samanı ve yemleri heba olmadığı halde saman ve yem kuyruğuna giren, 50 yıllık, 60 yıllık hiç kimsenin uğramadığı sadece duvara kalmış evleri yandığını yazdırdığına dair birçok iddialar var. Bunlar da mide bulandırıyor. Gerçekten insanı üzüyor. Ama bunların yanında bu olay da gerçekten üzücü bir olay. Belki kim bilir ne niyetle verildi bu malzemeler. Birilerinin yarası sarılsın. Birileri kıyafeti yoksa yanan kıyafetin yerine koysun. Bu bir çocuğumuz sevinsin diye belki de bir küçük kardeşimiz verdi bunu yardım olarak. Bakın. Ama art niyetli kişiler ne yazık ki bu ırmak kenarına, köprünün yanına getirmişler bu malzemeleri. Bakın gösteriyorum. Etiketler üzerinde birçoğunun. Evet. Gerçekten birçoğu daha sıfır, hiç el değmemiş. Bunun yanında ikinci el olanlar da var ama kullanılabilecek durumda. Ayakkabı çeşitleri var, birçok ayakkabı çeşidi ve işlerinde sanırım buraya getirip döken kişilerin attığı. Gördüğünüz gibi içki şişeleri de mevcut. Bunlar da malzemelerin üzerinde görüyoruz. Buraya bunu getirip atan, benim dilim varmıyor bunlara ne demek gerekiyor ama bu kişilere ait olduğunu sanıyorum. Ve sadece yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun.